Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne çekeceğimizi tamamen ben de bilmiyorum. Şöyle ki, ablam benim makyaj malzemelerinin arasından birkaç ürün seçti. Ve makyajımı bugün tamamen o belirleyecek. Yani nasıl bir şey ortaya çıkacak tam olarak ben de bilmiyorum. Ama videoya hemen başlamak istiyorum. İlk olarak saçlarımı geriye alacağım. Öyle makyaja başlayacağız. O zaman ilk ürünle başlayalım bence. Önce konseptimizi söyleyelim. Ha evet. Konsept belirlemiş ablam. Şöyle. Bir partiye davetlisin. İşte bir parti, yani böyle akşamüstü. Bir yaz akşamı düşün. Yani kıyafetin çok uygun. Evet. Artık yapacak bir şey yok. Mavili, morlu bir makyaj istiyoruz senden. Mavi, mor. Mavi ve mor. Tamam. Ağırlıklı. Hani istediğin başka renkleri de, tonları da kullanabilirsin. Ama yaz akşamı olduğu için simler, parıltılar da görmek istiyoruz. Mavi, mor, simli, parıltılı. Aynen. Bir parti, akşam evet, parti. Evet, bir yaz akşamı partisi, evet. Tamam, anladım. Hazır mısın? İyi. Tamam. Tamam, önce bazla başlıyorum. Farsali'nin Skin Tune Blur Perfecting Primer Serumu. Küçük boyu tabii ki, pahalı olduğu için. Bu ürünü birkaç videomda görmüşsünüzdür zaten. Fazla kullanmıyorum pahalı olduğu için. Zaten az önce de serum sürmüştüm cildime, o yüzden bu yeterli bana. Evet, kıyafetinle hiç uygun olmadı şu an makyajım. Yapacak bir şey yok, bilmiyordum ki nasıl bir konsept olduğunu. Ben de ne giydiğini dikkat etmedim. Altın günü konsepti yaparsın diye hatırlatmış. Bu arada bu bazı çok seviyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi çok pahalı olduğu için fazla kullanmıyorum. Büyük boyunu almaya da açıkçası gerek duymuyorum pahalı olduğu için. Devam. Devam edelim. O zaman kaşlarla devam edeyim. Yani bunlar zaten aslında her zamanki kullandığım ürünlerden. Anastasia Beverly Hills'in Deep Brow Pomade. Bendeki rengi Medium Brown. Ve bunun adı ne? Bu da yine medium brown. Deep Brow Gel'miş bunun adı da. Bu da kaş jeli. Şu iki ürün. İkisi de çok bilindik ürün olduğu için. Bunun için Anastasia'nın kaş fırçasını kullanıyorum. Kaşlarımı istediğim gibi yapabilir miyim? Özel bir form olması gerekiyor. Hayır. Onu sen kendin. Kaşlarımı yaptım ama tabii ki şu an concealer gerek. Çünkü ben bu Anastasia'nın ürünlerini kullandığımda hep maalesef akma yapıyor. Çünkü blend yaptığımda haliyle etrafa sıçrıyor, dağılıyor yani. O yüzden kaşlarımı temizlemem gerekiyor. Bu yüzden lütfen concealer'ımı rica ediyorum. Şöyle, buyurunuz efendim. Evet, bu benim Too Faced'im Born This Way concealer'ı. Şimdiye kadar sevdiğim ürünleri seçmişsin. Ama şimdiye kadar. Şimdiye kadar. Baz seçtin mi? Far bazı? Yok, seçmedim. Bunu kullanıyorum. Evet. Farlarla mı devam ediyoruz? Sen nasıl istersin? Pigmentli far mı kullanacağız? Pigmentli far kullanacağız. O zaman farlarla devam edelim. Ama ilk gözlerim yağlı olduğu için pudrayla şuralarımı şey yapmam gerekiyor. O zaman şöyle benim pudrayı. Bu Ciate'nin Extraordinary Translucent, yani transparan pudrası. Ve yeni bir ürünümüz. Aynen, ben bu ürünü kendim daha kullanmadım. 15 euroluk kutumdan çıktı her ay bana gelen. Şöyle göstereyim. Pek bir şey yok. Bu orijinal boyu değil zaten. Değilmiş yani. Deneme boyu gibi bir şey. Ama yine bence güzel bir deneme boyu kesinlikle. Evet. Bayağı büyük. Bir daha ona böyle bir makyaj videosu yaptığımızda şey yapalım. Kıyafeti de ben belirleyeyim. Bence de saçma oldu çünkü. Mavi ile mor, üstümdeki asker yeşil. Blender sanki kalp krizi geçirdi. Altın takılan. Bülent Ersoy chatten çıktı.
bu pudra bayağı inceymiş ama çok güzel setledi ve gerçekten az kullandım. Siyati Türkiye'de satılıyor mu hiçbir fikrim yok. Hiç de görmedim. Sephora'da satılan bir marka değil zaten. Farlarla devam edelim dediğim gibi. Şimdi şöyle bir şey yapmanı istiyorum senden. Morlu tonları, yani sen kendin belirle istiyorum. Morlu tonları bu iki far paletinden kullan istiyorum. Yani karıştırarak biraz. Paletleri birazdan göstereceğim. Buradan da iki mavili tonlarını alıp simini de buradan kullanmanı istiyorum. Beş tane ürün. Ben normalde bir veya iki palet kullanırım en fazla. Dur şimdi anlamadım. Şimdi bunu kullanacağım. Bu Stila'nın Glitter Glow aslında bir aydınlatıcısı ama ben gözüme kullanıyorum genellikle. Simleri çok büyük olduğu için. Rengi bu arada silinmiş. Pembe. Pembe bilirsin. Pembe. Mor tondaki paletler ilk olarak Huda Beauty'nin Amethyst Obsessions. Yani şu içini göstereyim daha mantıklı olacak. Mor paleti. Şu küçük klasik paletler biliyorsunuz zaten. Bunları seviyorum. Ve Jeffree Star'ın Mini Breaker paletini seçmiş ablam. Şunlar da böyle. Bu paleti aldığımdan beri çok kullanmadım. Hatta mor renklerini neredeyse hiç kullanmadım. O yüzden tam isabet. Mavi renkteki paletler yine Huda Beauty'nin. Bu sefer Sapphire paletesi. Paletesi mi dedim ben? Paleti. Almanca, İngilizce, Türkçe karıştı. Ve son olarak en sevdiğim palet Tarte'ın High Tides Good Vibes paleti. Bunun ambalajını göstermeden yapamıyorum. Ya buradan da tabii simli renklerden kullanabilirsiniz. Şimdi mavi paletten... Her paletten bir renk en az kullanmanı istiyorum. Her paletten bir renk. En az bir renk. Bunlar ama mavi. Evet. Onlardan da mor. Aynen. Şimdi biraz düşünmem lazım açıkçası. O kadar da kolay olmasın istedim. How much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ben ilk olarak Huda Beauty'nin mavi paletiyle başlamak istiyorum. En koyu mavi lacivert rengi alıyorum. Bu arada Fenerbahçeliyseniz bu palet size çok uygun olacak. İçinde çünkü sarı da var. Şuraya konduruyorum. Bu arada gördüğünüz üzere palet çok pigmentli. Bu paletleri çok seviyorum. Bu paletlere aşığım bu arada. Tarte paletini aldım. Buradan da Surf's Up rengini kullanıyorum. Şu açık mavi ton. Bunu da Huda Beauty'nin renginin tam üzerine koyarak karıştırıyorum renkleri. Huda Beauty paletindeki tek sorun mavi olduğu için karıştırmak çok uzun zaman alıyor. İyi bir palet arayışındaysanız arkadaşlar bu Huda Beauty'nin ve bu Tarte'ı gerçekten tavsiye ederim. Biraz daha pahalı bir palet arıyorsanız. Huda Beauty'nin paletini alıyorum. Buradan şu en koyu moru kullanacağım. Şu renk. Bunu da ortaya, maviye yakın birbirine karıştırıyorum. Trabzonsporlular. Like. Bize like atıp abone olacaklar şimdi. Bu arada anne tarafım Karadenizli olduğu için olabilir. Aslında Ordu Spor da olur. Maviyaz. Ama evet beyaz lazım da ona. Bunu da yaptığımıza göre daha küçük bir fırçayla
Jeffree Star'ın paletinden 4Play rengini alıyorum. Şu renk. Ben simimi en son kullanacağım. Şöyle yapalım. Concealer'ımı falan sürdükten sonra simi kullanacağım. Yoksa concealer'ıma çok dağılacak sim. O yüzden bu stilayı sonraya saklıyorum. O yüzden fondötenle devam edelim bence. Göze bir şey kalmadıysa da. Göz kalemi unutmuşum şu an fark ettim. Onları zaten fondötenden sonra yapıyorum genelde. Sonra seçeriz onu. Tamam. Fondöten olarak yine Too Faced, Born This Way. Bende iki rengi Warm Nude. Şöyle bir ürün. Bu ürünün bir değişik versiyonu çıkmış. Geçen Instagram'da gördüm. Ama bu orijinal versiyonunu da ben seviyorum. Cildimde güzel duruyor şahsen. Sadece rengi biraz... Bu arada süngerimi de ablam seçti. Real Techniques'in süngeri. Gördüğünüz üzere daha sivilcelerim gözüküyor ama dediğim gibi bu aralar fazla fondöten kullanmıyorum. Oralarımı da zaten şimdi kapatıcıyla dengeleyeceğim. O yüzden kapatıcımı rica ediyorum lütfen. Az önce zaten kullanmıştım kapatıcımı biliyorsunuz Too Faced yine. Bu arada bunun rengi vanilla. Vanilya rengini almışım. Bunun rengi fondötenimden çok çok daha açık. O yüzden dengeleyeceğini düşünüyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Aslında kirpik kullanmanı istemiyorum. Ama eğer gerekirse kullanabilirsin tabii. Çünkü biliyorsun ben yazın kirpik takmayı pek sevmiyorum o sıcakta. Aynen ben de çok kullanmıyorum. Ve eskiden şeyi çok yapıyordum, Nikki Tutorials'da gördüğüm için fondöteni dudaklarımın üstüne yapıyordum. Onu artık bıraktım çünkü çok kötü bir görünüm oluyor ruju üzerine uyguladıktan sonra. Çok kat kat oluyor ve pullanma yapabiliyor dudaklarınızda. O yüzden hiç tavsiye etmem. Ve onun dudakları dolgu olduğu için dudakları çok düz, onda muhtemelen aralara girmiyordur rujlar. Benim dudaklarım doğal olduğu için çok aralara kaçıyor bu sefer bütün ürünler. O yüzden onu bıraktım yapmayı. Bu arada Nikki Tutorials'ın eskiden erkek olduğunu yeni öğrendim. Daha doğrusu hepimiz yeni öğrendik. Evet, video ben biraz şaşırdım ama. Hiç belli olmuyor. Hiç belli olmuyor. Hiç belli olmuyor. Yani hiç aklımın ucundan geçmez de öyle bir şey. Çünkü sesi falan da yani böyle hareketleri. Ama aslında Nikki Tutorials'ın çok eski bir videosuna bakmıştım. Orada da kız gibiydi görünüş olarak. Çok küçük yaşta başlamış galiba hormon almaya. Gözümün altı için pudra rica edeceğim. Tweed efendim. Pudra da zaten aynı pudra. Aynen. The Ordinary ne alaka ya? Şey, Ciate Extraordinary pudrası. Çok az. Kokusu da yani bebek pudrası gibi. Ve çok ince. Hemen kayboluyor gözümün altında. Ya daha kullanacak mısın? Tabii ki daha gözümün bir tarafına yetmedi. Küçük bu, az kullan. Sana mı soracağım? Tabii ki de bana soracaksın. Benden size bir tavsiye arkadaşlar. Benim gibi gözlerinizin altında karışıklık varsa pudrayı fazla kullanın ama kapatıcıyı az kullanmaya çalışın. Çünkü çok doluyor ürün.
Başka krem ürün var mı? Var. O zaman pudrayı bir daha kenara bırakacağım. Sonra devam edelim. Tamam. Krem ürünlerden devam edelim. Bu Maybelline'in Dream Matte Blush. Bendeki rengi 30 Koi Coral. Şöyle göstereyim, rengi gözükür. Yani tam bir yaz akşamına uygun diye düşündüm. Yani krem ürünler çok tercih etmiyorum ama bu ürünü seviyorum. Açıkçası ama çok kullanmadım şimdiye kadar. Ama kullandığımda gerçekten beğenmiştim. Bunu süngerimle alıyorum. Bir fırçayla da uygulayabilirsiniz. Doğal makyajı seviyorsanız bunu kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü görüyorsunuz çok hafif. Ve bu tarz krem ürünleri kuru ciltli insanlara tavsiye ederim. Çok pudrayı abartmak istemiyorsanız, pudra kullanmayı sevmiyorsanız bu tarz ürünler cildinizde daha güzel durur. Bir daha blush verdin mi üstüne? Evet. O zaman bunu hafifçe uygulayacağım. Başka krem ürün kaldı mı? Krem ürün başka yok. O zaman son olarak pudralayayım tüm cildime. Yine siyah tenin pudrasıyla. Aa, deseni şeyli diye bak, öyle çıktı. Kurdele gibi. Aa. Gözüküyor mu şu an? Çok hafif. Ve fiyam gibi. Şık bir detay. Böyle ufak detaylar hayatı güzelleştiriyor zaten. Öyle. Başka heyecanımız kalmadı maalesef. Yaptığımız da korona. Ondan önce de pek farklı değildi de neyse. Bu kadar da kötü değildi. Yani fırçam da fiyonk gibi oldu. Gerçekten. Düşünülmüş bir ambalaj. Detay gibi detay. Pudra ama gözümün altında iyi durdu da şu an cildim de hoşuma gitmedi şahsen. Ama bu benim cildimden de kaynaklanabilir çünkü bu aralar tuhaf. Söylemiştim zaten. Bu arada arkadaşlar video galiba bayağı uzun olacak. Hala izliyorsanız yorumlara kurdele emojisi bırakın. Ya çünkü bayağıdır abartılı bir makyaj yapmıyorduk. Evet, uzun zaman oldu. Biraz abartılı bir şeyler olsun. Genellikle daha doğal makyajlar tutuluyor kanalımda haliyle. Ama aslında ben bu tarz makyajları daha çok sevdiğim için yine böyle bir şey yapmaya karar verdik. Daha doğrusu ablam öyle düşündü. Ben bu makyajın ortaya çıkacağını bilmiyordum zaten. Çünkü buraya oturduğumda da söylemiştim. Nasıl bir şey yapacağım? Ablam olunca altın günü mü aklına geldi? Yani sadece altın günü mü aklına geldi? Hayır, ben hiçbir şey o düşünemedim. Kadar da, o kadar da yaşlı ama değilim. Ama sen kendin daha çok böyle kahverengi gold makyaj yaptığın için öyle bir şey seçersin bana diye düşündüm. O yüzden böyle. Hani daha doğal bir makyaj yapacağımı düşündüm. Bu arada arkadaşlar altın günlerini severim. Biz bayağıdır yapamıyoruz doğru düzgün ama. Bir de bizim altın günümüz de öyle klasik sarma dolmalı altın günlerinden değil. Evet, öyle değil. Biz sosyetik takılmıyoruz. Dışarıya yemeğe gidiyoruz falan. Bizimki daha çok bir eğlence günü. Aslında evet, bir aramızda öyle bir toplama, çok kalabalık değil falan. Öyle takılıyoruz. Az kişiyiz zaten, evet. Nemlendiricisiyle devam edelim. Bu Watsons'ın Honey Lip Essence ürünü. Gördüğünüz üzere Watsons'tan almıştım. Bu çok güzel bir bakım ürünü. Çok kalın. Aslında kışın kullanıyorum bunu. Bilmeliydim zaten. Kontür almadım. Çünkü yazın gerek yok bence. Zaten yapmıyorum çok. Hula'nın Hayır, Benefit'in Hula Bronzer'ı. Klasik rengi. Tabii ki minik boyu. Bende büyüğü yok. Benim doğum günümde bana büyüğünü alır mısın? Düşünmem lazım. Senin doğum gününe daha çok var. Asıl sen benim doğum günü hediyemi düşün. Ben aslında düşünmüştüm de. Neyse. Bir şey ben erken davranıp kendimi almıştım. Aldım. Evet.
Blush'ımızı bitirelim. Highlighter yapıyorum ilk önce. Ha. Blush'ı en son yapıyorum. Bunu da soranlar orada arkadaşlar. Neden öyle yapıyorum diye. Çünkü blush yapıp üzerine highlighter yapınca çok böyle çizgi çizgi gözükebiliyor. O yüzden ilk bronzer mı yapıyorum, highlighter mı yapıyorum, sonra blush mı yapıyorum ki hepsi birbirine daha iyi karışsın, daha soft gözüksün diye böyle yapıyorum. Bunu da söylemiş olayım. Peki bunu bana daha önce niye söylemedin? Ben de çünkü bunu uzun zamandan beri yapmıyorum. Peki anladım. Şimdi... Yeni fark ettim öyle durduğunu, öyle söyleyeyim. Tamam. Şimdi highlighter'a geldiğimiz için, sana tek bir highlighter yetmeyeceği için ben hem bunu... Bunun biraz kırık olduğunu biliyorum ama bunu kullanmanı istedim çünkü bunu ben çok seviyorum. Bunu ben sıkıştıracaktım, unuttum. İlk olarak pahalı ürünü göstereyim. Fenty Beauty'nin Metal Moon Highlighter'ı. Ve daha uygun fiyatlı ürün olarak W7'nin Glow Commotion. Bunun da iki rengi var, pembe ve altın. Ben de iki rengi altın ve bu kırık. O yüzden dikkatli olmam gerekiyor. İlk olarak W7 ile başlıyorum. Lütfen dökülme, lütfen dökülme. İstersen başka kullanalım. Yo, kullanırım da biraz fazla olacak şimdi galiba. Biraz. Bu highlighter gerçekten fiyatı için müthiş. Evet, ben de çok severek ve beğenerek kullanıyorum. Ben bu arada Eve Shop'tan almıştım. Eve Shop mu deniyor, Eve Shop mu deniyor? Nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum da. Oradan almıştım. Kampanyadaydı. Kasada işte sormuştu hanımefendi. Bunu da alır mısınız? Ben de tabii ki evet dedim. Ulan 25 TL'ye mi ne almıştım? Ama ben senden önce almıştım galiba, değil mi? Evet. Bu arada bu Nasita'nın fırçasını da tavsiye ederim arkadaşlar. İndirimde buna kesinlikle bakın. Stiletto serisinden highlighter fırçası. Ve Fenty'ye geçiyorum. Bunu da bir fen, yani daha seyrek bir fırçayla uygulayacağım. Bu highlighter'ın üzerine. Biraz fazla mı oldu? Kaşımla altına sadece Fenty'yi süreceğim. Çünkü ikisini karıştırırsam çok fazla olacak kaşın altına. Blush'a geçebiliriz. Blush olarak, daha doğrusu Maybelline'in blush'ını, az önce kullandığım krem blush'ı desteklemek için ablam tabii ki uygun bir renk seçmiş. The Balm'ın Balm Beach rengindeki allığı. Bu da yine çok hafif bir allık. İkisi beraber çok güzel duruyor. Bunu zaten bu kombinasyonda kullanıyordum. Gerçekten mi? Aynen. Yani yeni bir şey olmadı. Ve şu Stila'yı kullanalım artık. Bunu az önce göstermiştim zaten. Bunu da alıyorum. Ventilatörümü alabilir miyim? Hızlı kurusun. Uçaktan. Amazon'dan aldım. Herkese tavsiye ederim. Çok güzel bir şey. Yazın. Ve küçük bir blend fırçasıyla hafifçe karıştırıyorum. Bence iyi renkler seçmişim. Bence de yani. Ben beğendim şahsen. Tam bir deniz kızı gibi oldu. Aynen. Mermaid makyajı gibi oldu biraz. Göz kalemi seçmedin değil mi? Onu unutmuşum, evet. Hangi renk kullanayım? Şurana mavi, şurana beyaz yap. İçe beyaz, dışa mavi mi? Evet. Koyu mavi mi, açık mı? Yani lacivert mi? Lacivert. O zaman Essence'in Electric Vibes ürününü kullanıyorum. Renk Sorry Not Sorry 02. İç bölgeye de şu NYX'inkini mi kullansam? Evet, onu kullanayım. NYX'in White Pearl rengindeki göz kalemini kullanıyorum.
siyah göz kalemi yapayım üste, yoksa çok şey çiğ duruyor. Yapayım mı? Evet, yapabilirsin. Evet, her zamanki kullandığım bu küçük kirpik bükmek için şey, alet kırmak için. Ve Icon'un Black Magic maskarasını seçmiş ablam. Bu bir deneme boyu ama ben bunu hala kullanıyorum. Bayağı içine fazla ürün koymuşlar. Bu Catrice'in Prime and Fine Long Lasting Fixing Spray'i. Bu bende de olduğu için bunu tercih. Bu aslında bir sprey olarak fena bir ürün değil ama başlığı çok kötü. Evet, çok böyle bir anda diye çıkıyor. Uzaktan sıkacağım. Dıh! Ve bilerek mi fixing spray seçtin setting spray yerine? Evet. Yani iyi bir seçim olmuş özellikle yazın. Zaten setting spray ile fixing spray'in farkını en sonki videomda anlatmıştım. Hayır, ondan önceki videomda, maske videomda anlatmıştım. Oradan öğrenebilirsiniz, bakabilirsiniz. Şöyle bir takımım var, bir de böyle bir takımım var. Ya sen seç, ya da ben karıştırayım, şansa. İkisi de uyacağı için şansımı denemek istiyorum. Yani şansa mı bırakalım? Şansım. Tamam. O zaman sen arkamı dön. Ben bunları bir karıştırayım. Sağ elime, sol elime. Hazır mısın? Evet. Sağ mı, sol mu? Sağ. Trend It Up markasının maalesef Türkiye'de satılmıyor mor bir dudak kalemi. Üzerine Huda Beauty'nin After Party rengindeki ruju. Bunun üzerine yetmiyormuş gibi Fenty Beauty'nin Diamond Milk rengindeki gloss'u. Ya bu biraz bayağı abartılı olacağı için istersen bu seti de kullanabiliriz. Ve normalde Golden Rose'un Soft and Matte Liquid Lipstick'i 106 rengi. Üzerine de Fenty Beauty'nin yine Fuzzy rengindeki lip gloss'u. Ama bunları kullanmayacağız. Çünkü jantımız da öteki yerde. Rujumu alıyorum. Dediğim gibi bu da Beauty'nin After Party. Bu zaten simli bir ruj. Hiç abartılı değil bence. Çok normal. Ama tam bir parti kızı oldun. Lip gloss'u süreyim mi? O değil, bence farlarım sürme. Şu an sönük durdu. Evet. Sürme, daha vazgeçtim. Ben o kadar parlak... Süreyim mi üstüne? Nasıl Hayır. duracak merak ediyorum bunu. Bence sürme. Çok abartılı olacak. Ben o kadar simli olduğunu bilmiyordum. Bu aşırı simli. Yok, sürme. Zaten çok kullanmadım bunu şimdiye kadar. Yani. Nereye? Nereye kullanacağım? Gerçekten böyle bir parti falan varsa yani. Sen de ne de partiliyorsun ya. Evet, hayatımda bir kere gittim, orada da telefonumda oyun oynayarak kalktım. Lip gloss'u tabii ki bir fırçayla süreceğim, yoksa çok bulaşacak. Ve makyajımız. Dudaklarım çok kötü. Bu ne? Farım söndü komple. O şey, farlar şu an hiç yok. Ama bence parti makyajı oldu. Şu an dudak rengini keşke başka bir şey seçseydim diyorum. Olmadı mı? Yoksa ben... Ya oldu, bir parti kaldırır. Şimdi akşamüstü olacağı için de yani gerçekten kaldırır. Bayağı abartılı. Akşam bayağı abartılı oldu. Parti için. Yani nude bir ruj kullanıyor. Kıyafet şu an hiç, sıfır. Evet, alakası oldu. Bence dudak yalnız şöyle baktığımda star. Kesinlikle. Ama bu dudağın üzerine ben sadece bir eyeliner ya da bir yani toprak renklerinde bir şey, yani çok doğal bir şey yapardım. Bu gözle biraz fazla oldu. Videomu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Ablama da teşekkür ederim ürünleri seçtiği için.
Rica beğenmediğim bir ürün olmadı gerçekten. Hepsini sevdiğim ürünleri seçmiş zaten. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bana destek çıkarsanız çok sevinirim. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Burada ismi. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.